Elektrik faturası nasıl geldi? Ya normalde gelen faturanın da iki katı kadar bir fatura geldi. Şaşkınız nasıl böyle bir fatura geldiğine, ki bu ay daha fazla tasarruf ettiğimizi düşündük. Tasarruf etmenize rağmen yüksek geldiğini düşünüyorsunuz. Peki nasıl ödeyeceksiniz? Ya nasıl ödeyeceğimiz hakkında bir fikrimiz yok. Ya bir yerlerden kısıp zarar edip o şekilde faturayı ödeyeceğiz. Ya da yetkililerin konu hakkında herhangi bir şey yapmasını bekleyeceğiz. İtirazımızı ettik. Çünkü biz normalde gelen faturaların bile çok fazla olduğunu düşünürken bu ay gelen fatura onun bile iki katı çıktı. Yani onu ödediğimiz takdirde bayağı bir biz zarar etmiş olacağız. Abi çok aşırı derecede yüksek geldi. 567 milyon 400 bin lira elektrik faturası geldi. Yani bu yaptıkları bir nedense biz ne saati kontrol edebiliriz, ne bir şey, bize ne geldiyse onu ödemek zorundayız. Peki bunu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Nasıl ödeyeceğiz abi, mecburuz ödemeye. Ödemezse gelip elektrikimizi kesecekler. Kökten artık hem açma kapatma parasını da alacaklar bizden, mecburuz ödemeye. Ne yapmamız lazım yani, bu elektrik faturaların ne gelirse, millete ne yazarsa odur. Başka bir sorun yok. İtiraz ettiniz mi faturanızı? Kime itiraz edeceğiz abi? Kime itiraz edeceğiz? TEDAŞ'a gidiyorum. TEDAŞ diyor, harcamışsın ki gelmiş mi sana? Ama bizim komşular daha fazla geldi. 1000 lira gelen var, 1500 gelen var, 1200 gelen var. Yani bir kadın bizim komşumuz var. Hiç elektrik kullanmadığı halde 187 milyon ona elektrik geldi. Bu ayki elektrik faturamız gerçekten çok yüksek geldi. Kiram kadar elektrik faturası geldi. Ondan sonra hani gerçekten Dicle Epsaş Güneydoğu bölgesinde bir cumhuriyet ilan etmiş gibi kendi kararlarını kendisi alıyor. Meclissiz, bir şeysiz. Ondan sonra mesela itiraz etmek için kurumlarına gidiyoruz. Hani kurumlarında herhangi bir muhatabımız yok. Sadece dilekçe verin ama dilekçenin karşılığı yok. Tüketici diyorlar, bitti. Bu kadar. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Vallahi ödeme şeklini bir şekilde zaten ödeyeceğiz. Ödemezsek elektriğimizi keserler. Hani öyle ya da böyle ödeyeceğiz. Bu ay çok berbat geldi vallahi. Bizimki komşularımız hepsi 500, 600, 700, 1 milyar, 1,5 milyar ama böyle kafada sallanıp veriyorlar, gönderiyorlar. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Nasıl ödemeyiz ki? Yani nereden ödeyeceğiz oğlum? Milleti mahvetti ya, bu nedir yani? Bu bir elektrik. Biz iki kişiyiz, 500 milyon veriyoruz. Komşumuz 2-3-4-5 kişi, adam dedi bana 1,5 milyar gelmiş. Diğeri 1 milyara, diğeri 500'e. Yani bir elektrik faturası bile ödemiyoruz. Farkı vermeye Ceyran'a ve çıkarsat? Çarsat. Peki farkı ben çağırıyor faturayı. Kam çat ki valla emekliye sistemi acakim arsistin. Evet. Ve mi bilen tat fatura ve? Ve mi ha nizam eva mali nizanım çarşıda hati hacı beride da nizam çıkart ve nizam ama eva aray yönetici gosed milyon zeyde hati eva aray binayı. Gosed sağ zeydeyi mehe beri hati. Hakkı ava me 175 milyon hati. Ceyrana me çarşıda de. Sema acar ki maaş değil. Evet, sema acar gitsin. Her iyi hati. Amin. Herkesi. Cimi o meta peygamber ecma'in. Herkesi. Ne metene gere merhusten eran ne khoze. Çevali kuraj mı khoze, hiç kurab khoze. Geçen aya göre çok daha yüksek. Hatta neredeyse yarı yarıya daha fazla yüksek geldi. Çünkü hani geçen ay aynı şeyleri kullanmamıza rağmen, geçen aydan farklı bir şey kullanmamıza, ekstra bir şey kullanmamamıza rağmen neredeyse iki katı daha fazla elektrik geldi bu ay. Sebebini de bilmiyoruz. Ortalama ne kadar faturanız geliyordu? Ortalama 500-600 civarı, 550 civarı geliyordu. Bu ay 900 lira geldi. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Zorlanarak. Başka bir ödeme şeklimiz yok. Bir şeylerden kısarak, başka bir yerlerden kısarak faturaları ödemeyi düşünüyoruz. Bu ay elektrik faturamız çok yüksek geldi. Zaten kapalı olduğu aylarda bile çok yani fahiş rakamlar geliyordu.
Biz bu konuda çok rahatsızız, şikayetçiyiz ama hiçbir şekilde şikayetimizi dile getiremiyoruz. Dilekçe yazıyoruz. Dilekçelerde hep olumsuz dönüşler alıyoruz. Yani elektrikten yana bayağı sıkıntı çekiyoruz. Zaten pandemi sürecinde mekanlar kapalı. Yani kapalı olduğu halde her ay bana 1,5 milyar, 2 milyar, 2,5 milyar faturalar geldi. Yani düşünün, kapalı bir mekan, hiçbir geliri yok. Üstüne bir de bu kadar kira olunca bayağı sıkıntı çekiyoruz yani. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Vallahi nasıl ödemeyi de düşünüyoruz? Borcu borç ile kapatıyoruz, böyle söyleyelim. Yani sadece o değil, kirası var, elektriği var, personeli var, sigortası var. Yani pandemiden dolayı mekanlar kapatılıyor ama bizim için hiçbir değişen bir şey yok. Biz yine ödemelerimizi yapıyoruz. Bayağı geldi hocam. Peki geçen aya göre yüksek miydi? Yüksek geldi. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Vallahi bizim durumumuz çok düşük. Emekli, yani paramız emeklidir. Az bir şey geliyor da biz mecburuz, ödemesini ödüyoruz. Ödemese güzel gelir. Elektrik faturanız ne kadar geldi bu ay? Toplamda 12.300'e yakın bir mecra geldi faturamız. O şekilde çok şikayetçiyiz. Yani elektrik faturasının kiradan 2,5 kat daha fazla gelmesi çok büyük bir sorun. Yani bu pandemi sürecinde bize destek çıkılması gerekirken bize bu kadar %65'lik bir zamla gelmesi çok acı verici bir durum. Yani hem pandemiden dolayı zaten işler düşük her yerde genel olarak ve bunun üzerine %65'lik bir zam elektrik faturası geliyorsa gerçekten çok büyük bir sorun. Ve bununla biz gerçekten tüm bu kafe sektörü olan arkadaşlar arasındaki genel konuşmamızda bile gerçekten belimizi çok fena şekilde büktü. Geçen ayki elektrik faturamız 7.300 geldi ama biz bunun olduğunu bildiğimiz halde biz makinalarımızı mecburen kapattık. Hani dedik kendimizi ayarlarız diye 5.000 civarında bekliyorduk ama öyle bir fatura geldi ki 12.500 lira belimizi büktü resmen. Bu ay faturamız cebimizi yaktı zamlarla beraber. Son zamlarla beraber faturamız 400-450-500'e yakın geldi. Ödeyecek durumda değiliz. Yazdır, çok sıcak Batman. Klimayı her zaman açmamamıza rağmen bu kadar geldi. İnan ki iyi de serinleyemedik. Fatura çok kabarık geliyor. Bunun önlenmesi lazım. Hazi maişi fatura ya. En veya bineha ünken peri fatura cibidin. Bazdın farkar jirrabani. Aşter vega çar kure bana bir işin bir amelin. Bu ay elektrik faturam yüksek geldi. 720 milyon gelmiş. 720 milyon gelmiş. Ben bu şekilde nasıl ödeyeceğim? Ailemin geçimini zor yapıyorum. Ben elektrik faturası 720 milyon veriyorsa demek ki ben Batman'ın en zengin adamlarından biriyim. Ben Diyarbakır Caddesi'nde bir esnafım. Küçük bir işletmem var. Her ay elektrik faturam 700-600 lira civarında gelirken bu ay elektrik faturam hiçbir dükkanımda hiçbir makina veya bir alet değişmezken 1800 lira, 1700 lira elektrik faturam geldi. Yani bu konu hakkında çok şikayetçiyiz. TEDAŞ resmen Batman'da bir cumhuriyet kurmuş yani. Bu ay geçen aya göre daha az kullandık, tasarruf yaptık. Yani nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Genel olarak baktığımızda esnafların durumu da diğer komşularımızın durumu da aynı şekilde. Yani gereksiz yere üstüne eklenmiş, faturaların üzerine eklenmiş. Zam mı yapıldı, başka bir şey mi oldu bilmiyoruz. Ama yani geçen ay bundan iki kat daha fazla kullanmamıza rağmen 200-300 lira gelmişken bu ay 600-700 lira geldi. Bayağı kötü gelmişti. Çok yüksek. Peki neden böyle yüksek geldi? DEDAŞ sayesinde sanırım. Sürekli politikaları, fiyat politikalarını sürekli yükseltiyorlar.